Arkadaşlar herkese merhabalar. Kamera tripodlarının hemen hemen %90'ında karşılaştığımız bir problemin çözümünden bahsedeceğim size. Bu kameraların, tripodların ana gövde ile ayakları birbirine bağlayan şu bağlantı aparatında şuralar genelde kırılıyor. Buralar çok değil de şuralar çoğunlukla kırılıyor. Buralar kırılıyor. Sebebi de tripodu kurduğumuzda düğün salonuna insanlar yürürken buradaki ayakları buraya çarpıyor. Burası ayrılıyor ve burayı da çok sağlam olmayan bu kısmı da kırılmasına sebep oluyor. Şimdi benim daha önceki tripodum da kırılmıştı. Bu da kırıldı. Ondan önceki de kırılmıştı. Demek ki bu tripodun genel problemi bu. Ben de bu sorunu nasıl çözdüm? Şimdi burası da kırıldı. Buraya biz arkadaşımla böyle bir teknik geliştirerek yama yaptık. O da şöyle bir saç levha bulduk. Ortalama 5 mm 0.5 mm kalınlığında ortalama. Yani çok da sert değil. Çok yumuşak da değil. Böyle bir parçayı şöyle tripodu alttan gösterelim. Böyle bir saç levhayı şu şekilde büktük, eğdik. Yan tarafını da göstereyim. Anlayabileceğiniz şekilde. Buna biz bayağı bir uğraştık. Bayağı uğraşmamızın sebebi önce bir nasıl ne yapacağımıza karar vermekti. Şimdi bu saz levhayı bükmeden önce bükerken şurayı yarmanız gerekiyor. Şu kısmı yarmanız gerekiyor. Neden? Çünkü bu böyle çalışacak. Bükülüp açılacak. Bükülüp açılma esnasında buranın düzgün hareket edebilmesi için, daha doğrusu şöyle bir çıkıntıyı verebilmek için, şuradaki çıkıntıyı verebilmek için burayı yarmanız gerekiyor. Şöyle de yapabilir. Bu parçayı buradan kopartabilirsiniz de nasıl uygun görürseniz. Tabii bunun kalıbını almadan önce bu şu levhayı bükmeniz çok doğru olmayacaktır. Buradan kalıbını alarak şöyle tutup, ben böyle yaptım çünkü arkadaşlar, böyle tuttum. Buna uygun köşeden büktük. Pense vasıtasıyla, pense ve çekiç vasıtasıyla büktük, eğdik, bir şeyler yaptık, uygun hale getirdik. Daha sonrasında bunu önce şöyle tutturmaya çalıştık. Bu metal parçayı, plastik parçaya tutturmak için şuradan bir tel vasıtasıyla burayı delip karşıdan geçirip öyle tutturalım dedik. Ama çok uygun olmadı. Hem plastiği zayıflattı, zayıflatacaktır. Hem de denk getiremedi. Çok uğraştırdı. Biz de ne yaptık? Bir tane Japon yapıştırıcımız vardı bizim. Japon yapıştırıcı. Daha doğrusu 404 veya 104 de deniliyor bunlara. Ama bizim ağzımızda Japon yapıştırıcı diye kaldığı için hızlı yapıştırıcılara Japon yapıştırıcı diyoruz. Neyse, Japon yapıştırıcı yine buralara döküp sigara külü ile harç yapıp önce sigara külünü döktük buralara. Daha sonra yapıştırıcı üzerine döktük. O kül buraların daha sert kalmasını, yani bir harç görevini görmüş oluyor. Direkt sıvı olarak döktüğümüz zaman, bu yapıştırıcıyı sıvı şeklinde döktüğümüz zaman bu akıp gidiyor. Bunu birçoğunuz bilirsiniz. Bilmeyenler için de anlatalım bunu. Bunu sıvı olarak döktüğümüzde akıp gidebiliyor. Birden yapışmıyor. Ama sigara külü dökerseniz anında donuyor. Nasıl bir tepkimeye giriyorsa anında donuyor. Ve bu şekilde biz bunu yapıştırdık. Şu anda rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Tek elimde kamera olduğu için şu an açıp kapatamıyorum tabi. Sizlerin de böyle bir problemi varsa, ha şuraya da şunu yakınlaştırayım, netleştireyim. Buraya da arkadaşlar bir tane çivi, başka çivi var mı burada? Şöyle bir çivi bulduk. Böyle bir çiviyi buradan geçirdik. Arkadan destek alarak şöyle bir tane bir sert bir zeminin üstüne yatırıp destek alarak bunun ucunu da büktük. Diğer uç tarafı çivinin başı denk geliyor zaten.
Şuraya çivinin başı denk geliyor. Ha bu arada şu saz levhanın ne olduğunu da söyleyeyim ben. Yani bulunduğunuz yerde böyle bir levha bulamayabilirsiniz. Bu da çay, ne deniliyor bunlara? Şöyle demliklerin içine konulan, şeyden mi? Çayın süzülmesini sağlayan bu, nasıl anlatayım bunu? Yuvarlak bir şey şöyle arkadaşlar. İçine çay konuluyor. Çayın tanelerin bunun içinde kalmasını sağlıyor. Şöyle yuvarlak olarak düşünün bunu. Ben bunu düzleştirdim tabi. Bu daha büyüktü. Kestim. Diğer parçası orada. Böyle bir saç levha buldum. Yani levhaya dönüştürdüm o çayın içindeki. Şuna benziyor ya, şöyle diyelim. Şunun aynısı işte. Bunun aynısı. Bunun bu kenarların bunun olduğunu düşünelim. Şöyle komple böyle olduğunu düşünelim. Bunu biz açtık arkadaşlar birlikte. Bunun yarısı burada. Ve buraya yapıştırdık. Şu anda çok da sağlam oldu. Kullanacağız. Sizin de başınıza böyle problem geldiyse umarım işinize yarar. Ve şu anda bu tripodun fiyatı, internetten baktım, 1000 TL. 2022 yılındayız. 2022 Nisan ayındayız. Şu anki güncel fiyatı bu tripodun 1000 TL. Yani 1000 TL vermektense böyle tamir ederek ürünü tekrar kullanılabilir hale getirdik. Umarım işinize yarar. Kanalımızı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.